Ketebe'ye hoş geldiniz. Bugün Ketebe'de çok özel bir eseri konuşacağız. Şeyh Benderzade Filipeli Ahmet Hilmi'nin Amakı Hayal eserini Ketebe yayınları için hazırlayan Mustafa Aksu hocam. Konuğum, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kitabımızı da tabii göstereyim. Efendim pek çok yayın evinden okuyucuyla buluşan bir eser ama Mustafa Aksu hocam bu eserin Ketebe yayınlarından bize ulaşma sürecini ve özelliğini anlatacak, aktaracak inşallah. Öncesinde siz yayıncılığın o kadar içindesiniz ki bir defa bir Osmanlı Türkçesi alanınız var. Onun dışında editöryel çalışmalarınız var. Nasıl oldu da muhtemelen ilk gençlik yıllarınıza dayanan bir hikayedir bu yayıncılık hikayesi. Nasıl başladı? Yani ilk profesyonel olarak 2012 yılında e, litera yayıncılıkla bu mesleğe ilk adımı attım. E, orada e, malumunuz litera yayıncılık, e, İslam felsefesi, tasavvuf, e, psikoterapi ve diğer e, kategoriler üzerinde yayın yapıyordu. Orası benim ilk mutfak maceram oldu. E, beş yıl kadar orada görev yaptım. Daha sonra sırasıyla kısa bir dönem e, katnüs yayınları, insan yayınları... Ee, gene bir iki, iki buçuk yıl kadar kendi yayın evim. Ee, daha sonrasında da e, Repar yayın grubunda e, Doğu Dilleri tarafında e, özellikle Osmanlıca çevirileri ile e, iştigal ettim. Ee, herhalde 10. seneyi doldurduk. Daha inşallah nice 10 yıllara i̇nşallah. diyelim. İnşallah. Amak hayali ben işte söylerken hı hı. efendim pek çok yayın evinden pek çok dönemde basılmış bir eser dedim. Hı, hı. Ketebe yayınlarından yayınlanma sürecini, sadece Aha. bu süreci sizden işitsem sonra daha derinlikli sorularım var. Tabii e, sağ olsunlar e, kendileri böyle bir teklifte bulundular. E, ben de severek kabul ettim. E, yaklaşık 6 ay üstünde çalıştık. E, değişik nüshalar üzerinden e, araştırma yaptık. Zaten eserde de farklı nüshadaki farklılıkları daha doğrusu dipnotlarda belirttik. Ama eee Amak hayalin e, yayın süreci en başından beri sıkıntılı ve biraz karmaşıktı. Peki e, oraya e, geçmeden önce sizin yakınlığınız Amak hayale şöyle oldu. Ileri şöyle oldu. Ben kendi yayın evimi kurduğumda zaten ilk kitabım yani ilk e, yayınladığımız kitap Amak hayaldi. Fakat e, biz farklı bir e, açıdan ele aldık eseri. İlk defa Osmanlıca Türkçe e, paralel baskı Hı. yaptık ve Latinizeydi o. Herhangi bir dipnot içermiyordu. Bunu biraz bu dil unutulmasın. E, Osmanlıca öğrenmeye başlayan e, veya ilerletmek isteyenler için bir kılavuz metin niteliği taşısın diye öyle bir çalışma yapmıştık. Hı. E, daha sonra işte ketebeden böyle bir teklif geldiğinde elimizde zaten hali hazırda Latinize bir metin vardı. E, fakat biz e, basıldıktan sonra baktık ki bazı hatalar yapmışız insan olmamız hasebiyle. Bunları da düzeltme fırsatımız oldu. Aslında amakaye'lin dili kolay bir dil değil. Ee, günümüz şu anda konuştuğumuz Türkçe de bunu bazen karşılamaya yetmiyor. Biz elimizden geldiği kadar metne sadık kaldık. Özellikle imlasında. Ee, ve serbest çeviriye de çok kaçmak istemedik. Hı -hı. Çünkü o, o metnin büyüsünü bozuyor. Elimizden geldiği kadar titiz davranmaya çalıştık. Ee, ve iyi bir iş çıkardığımızı da düşünüyorum. Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi enteresan... ...bir kişi. Ha. Ee, bu eserin yani amak Hayal'in... E, ...okuyucuyla buluşma hikayesi de biraz... Evet. ...enteresan. Böyle sırlı yanları... ...var. Ha. Efendim kendi... ...döneminde... E, ...çok uzun bir dünya hayatı olmadığı için... ...Şeyh ha. Benderzade Filibeli Ahmet İlminin e, ...bir kere... ...neşrediliyor bildiğim kadarıyla. Ben sadece bildiklerimi söylüyorum hocam. Teferruatlar sizde inşallah. Efendim... E, ...fakat... ...hem çok şanslı bir eser... Hı hı. ...hem şanssız da bir yanı var. Çünkü... Hı hı. ...kendisinin vefatından sonra pek çok yayın evi basıyor. Hı hı. Fakat bu tabiri caizse... ...tavşanın suyunun 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 suyunun, suyunun suyu gibi... Yani. ...gittikçe özelliğini yitiren... ...efendim tadı kaçan bir... Hı hı. E, eser noktasına doğru gidiyor. Burada benim naçizane düşüncem, kasıt da olabilir bu yayınlamalarda, hata da olabilir. Biraz e, ilk yayınlanma döneminden günümüze kadar ne gibi yollar kat etmiş bu eser? Dediğiniz gibi ikisi de var aslında. Ee, bazı yerlerde kasıt, bazı yerlerde hata var. Ama yayın serüveni şöyle başlıyor: Filipin'in ee, sahibi, sahibi olduğu <laughs> Necat Gazetesi'nin e, yanlış hatırlamıyorsam 24 Temmuz 1910 tarihli ikinci sayısından itibaren e, Eser Tevfik olarak e, yayıma sunuluyor. E, fakat gazete 8 sayıda bazı sebeplerden dolayı yayın hayatına son veriyor. E, daha sonra Filipeli e, Hikmet aslında mecbasını kuruyor haftalık. Burada e, o da herhalde 23 Haziran 1910'da. 8. sayı itibariyle tefrikaya devam ediyor hı hı. E, ve e, aslında formaları olarak Mecbuan'ın eki olarak e, dağıtılmaya başlanıyor e, ve birinci kitap bittiğinde e, hala hayat, hazır, hayattayken Filibeli e, tek bir forma olarak birinci kitap bölümünü basıyor ve onu da gene Mecbuan'ın eki olarak okuyucuya sunuyor. Kaç sayfaya tekabül ediyor? Yani e, şu anda Osmanlıca nüsa sayısı aklımda değil. Ama kitabın dörtte e, üçü diyebilirim. Hı. E, bundan sonra tekrar e, Hikmet Gazetesi'nde e, Tefrika devam ediyor. E, ta ki 46. sayıya kadar. Hı. 46. sayıdan sonra Tefrika e, yayınlanmamaya başlıyor. Benim araştırmalarımda ben 173. sayıya kadar arşivde bulabildim. Bundan sonrasını bulamadım. Ve o 46 ile 173 arasında herhangi bir tefrika yaslamadım. Hı hı. Ee, sadece elimizde şu var, şu veri var. Birinci kitap kısmı Filipe'li hayattayken basılmış. Onun kontrolünde. Burada problem yok. İkinci kitap kısmının da e, belli bir bölümü e, gene tefrika edilmiş ama dediğim gibi 46. sayıdan sonra kesintiye uğramış. E, acayip tarafı bu. Şu işin ki e, kitap İlk e, yani tam şu andaki haliyle birinci ve ikinci kitap bir arada Filipe'nin e, ölümünden e, yaklaşık e, 11 sonra zannediyorsam 1925 yılında Halk Kütüphanesi sahibi Abdülaziz tarafından neşrediliyor. E, benim aklıma şu geliyor yani iki ihtimal geliyor. Bu kalan kısmı e, ya gerçekten Hikmet Gazetesi'nde yayınlandı ve bizim aşirlerimize girmedi. Fakat bu Abdülaziz'in elindeydi. Ya da ee, belki ilk e, müsvedde Nüsra'ya e, Abdülaziz Bey ulaştı, kitabı oradan tamamladı. Ama biz e, incelediğimizde e, çok ciddi hatalar ve inanılmaz müdahaleler vardı. Müdahale? Mesela, evet. Birkaç örnek verirsem. Mesela 3-4 tane hikaye eserden çıkartılmış. E, bazı e, bölümler, mesela bir hikayenin baş kısmı alınmış, başka bir hikayenin son kısmı yapılmış, başka bir hikayenin son kısmı alınmış... Başka bir hikayenin başlangıcı olarak verilmiş. Ee, bazı bölümler sansüre uğramış, işte detaylizm, materyalizm eleştirileri gibi yerler eserden... Pozitivizm. Evet. Ee, böyle müdahalelerde bulunmuş. Ee, biz kendi tabii ön sözde de dile getirdik bunları ama ben neden yaptığı hususunda bir kanaate varamadım. Evet. Artık okuyucu e, biz bunları örneklerle de nerelerin e, tahrif edildiğini, nerelerin çıkartıldığını eserde e, örneklerle de gösterdik. Artık takdir okuyucuya kalmış. Evet. Ee, Şeyh derzade Filibele Ahmet Hilmi de az önce dediğim gibi enteresan bir evet. kişilik, renkli bir kişilik. Evet. İşte yurt dışında uzak diyarlara gittiğinde hı hı. Fizan evet. bölgesi. Fizan bölgesine gittiğinde orada karşılaştığı bir tasavvuf yoluyla, Evet. Efendim bir değişim geçiriyor. Sonrasında masonlarla ilgili yazmış olduğu bir eser neticesinde katledildiği söyleniyor. Yani hayatı da film olabilecek bir kişi. Eserle ilgili de bana hep geri dönüşler şöyle olmuştur. Efendim böyle bir eser bizim edebiyatımızda vücut bulmuş, yazılmış, okuyucuyla buluşmuş. Neden bize okullarda tavsiye edilmedi? Neden biz bundan işte çok sonra haberdar olduk gibi hep böyle geri dönüşler alırım. Çünkü benim tavsiye ettiğim kitaplardan biridir bu okuma olarak. Tabi ee, tabii hangi yayın evinden tavsiye edeceğinizi de şaşırıyorsunuz. Ben bu ikilemi, üçlemi, beşlemi çünkü o kadar çok yayın evinden yayınlanmış ki çok yaşadım. Nihayetinde Ketebe yayınlarından Hı -hı. mümkün olduğunca özenli, dikkatli hatalardan arındırılarak Hı -hı. okuyucuyla buluşturuldu. Hı -hı. Yani. Sizin vesilenizle. Peki bu süreci de biraz anlarsanız. Diğer yayın evleri, Hı -hı. işte daha önceki neşirler Hı -hı. ne oldu, ne bitti? Şu an bizim elimizdeki bu esere nasıl ulaştık? Aslında şöyle, yeri gelmişken zikredeyim. E, Büyüyen Ay yayınlarından Sayın Özalp Bey'in çıkardığı bir neşir vardı. Biz kendisine önceki e, yayın evimizden çıkarttığımız zaman da istifade ettik. Çünkü derli toplu bir şekilde ilk bir araya getiren en azından diplotlandıran kendisiydi. E, fakat o da bazı e, insan olması hasebiyle eksikleri vardı. Yakın zamanda yine Turgut Az Kitap'tan e, Fatih Altuğ Bey o çıkardı. Bu iki nüshayı da inceledik. Hatta Fatih Altuğ Bey'den birkaç tane ince bugeyi de alıp biz ismini zikrederek dipnotta belirttik. Fakat bizimki daha önce çok iyi çalıştığımızı düşündüğümüz eserden bu tarafa geçince, tekrar üstünden geçince biz de dediğim gibi hatalar yaptığımızı gördük ama Hı. kitabın şöyle bir durumu var. Şimdi biraz önce söylediğiniz Fizan'a bir sürgün hayatı var. Orada Ağrusiye tarikatıyla tanışıyor ve buraya intisap ediyor. ...tekrar İstanbul'a geri dönüyor. Orada da daha de felsefe dersleri veriyor. Yani felsefe ve tasavvufu... ...böyle kendi... ...iç dünyasında cem etmiş birisi. Buna biz tırnak içinde... ...hikmet de diyebiliriz. Ve bunu... ...yazdığı... ...hikayelerde ve bölümlerde... ...bazen çok üstü kapalı... ...bazen de açık olarak ortaya koymuş. Fakat benim... ...gördüğüm kadarıyla... ...işte mecusilik... İşte Brahmanizm, Hinduizm, Budizm gibi bu, bu ekolün disiplinleri ve sözleri kitabın içinde bolca yer almakta. Bunun dışında sadece belki o ayet ve hadislere yakın olan veya bilgisi olanların anlayabileceği bizim İslam özünde tasavvuf dediğimiz atıflarda bol miktarda var. Ama bunun için biraz bir altyapı en azından gerekiyor. Biz de yani bu her bu altyapı herkeste olamayabilir. Bunu kolaylaştırmak için dip notları elimizden geldiği kadar zenginleştirdik. Yani bir bizce bir ayete atıf yaptığını düşündüğümüzde ayetin mealiyle açıklamasını verdik. Bizce tasavvufi bir inceliğe atıfta bulunduğunu düşündüğümüzde yeri geldikçe belirttik. Ve bence diğer e, Hayal neşirlerinden e, ayıran özellik e, ben e, ön sözün son bölümüne iki buçuk sayfalık amakı hayalde ee, böyle iki üç tane ayaktan bir tanesi olarak düşündüğüm bazı doneleri açıklama gereği hissettim tasavvufi manada. Bunlar işte e, okuyanlar bilirler. Aynalı Baba e, üstüne aynalar takan birisi. Ayna metaforunu ele almaya çalıştım. Kitabın neredeyse üstüne inşa edildiği bir rüya ve bir rüya mefhumu var. Bunu gene bu anlamda ele aldık. Birçok hikayede insan kainat ilişkisinden sıklıkla bahsediyor. Bunu gene tasavvufi zeminde ele aldık. Bunun gibi iki buçuk sayfalık bunları açıklayan bir yazı kaleme aldım Acizane. Öncesinde bunu okuduktan sonra esere başlamaları başka bir gözle okumalarını sağlayacaktır. Çünkü amak Hayal bir kesim tarafından tasavvufi bir eser değil. Yani... Ee, sanki şu tarafa kadar getiriyorlar Filipiliği. Ee, yani bir şekilde bazı maddeler almış, başka bir aleme geçmiş, yazmış da yazmış hmm. gibi. Bir tarafta tam tersine tam bir e, tasavvufi eser olarak görüyor. Ben tam bir tasavvufi eser olarak görmüyorum. Hikmet çatısı altında kendi felsefi ve tasavvufi tarafını cem etmiş ve ortaya bir şey koymuş. Ama burada izlediğim metot da e, hem kalem oynatmanın kolay olması açısından, hem tasavvufi disiplinde rüyanın önemli bir yeri olması açısından böyle bir yol tercih etmiş. Bence de güzel olmuş bu anlamda. Çünkü serbest yazmaya ve anlatmaya. Ben çalışırken, çok metin odaklı çalıştığım için, hani bir okuyucu gibi hiç baştan sona okumadım. Hala da okumadım, okuyacağım. Çünkü bizim meslekte, mesleki alışkanlık bir eseri biz elimizden çıktıktan sonra... ...geldiğinde öyle hemen açıp bakmayız. Çünkü korkarız hani acaba bir hmm. hata gözümüze çarpar mı diye. O da şu anda bekliyor beni. Ben de inşallah bir gün bir okuyucu gibi alıp okuyacağım. E, tabii o kadar sizin hayatınızda filtrelerden tabiri caizse geçmiş ki... ...yani piyasadaki en az hatalı... Amak hayal gönül rahatlığıyla diyebiliriz değil mi? En az hatalı diyebiliriz. Evet. Yani hatadan beri değil sonuçta. Eyvallah. Hı hı. Ee, sanıyorum Amak hayal okuyan insanları e, şu nedenle çok etkiliyor. Son 100 yılda yaşadıklarımız, başımıza gelenler ve işte son 100 yılın Müslümanları olarak bizler eee raciye çok yakın hissediyoruz hı hı. kendimizi. Hı hı. Ve o raci'nin dönüşümü belki bize de bir ümit veriyor olabilir. Uh -huh. ee, benim tavsiye ettiğim ve okuyan insanlarda da bu hissiyatı fark ediyorum. Uh -huh. Bu anlamda bir başlangıç kitabı olabilir belki. Evet, olabilir. Ama parantez içinde bunu da mutlaka uh -huh. söylemek lazım. İlla Müslüman olması gerekmiyor okuyan Tabii. kişilerin. Tabii ki. Ama kendini eksik hisseden belki hayatını dönüştürmek isteyen uh -huh. fıtrata doğru belki bir adım atmak isteyen bir kişi için başlangıç eseri olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Kesinlikle. Şöyle bir yönü var. Ee, zaten raci karakterinin ismi de seçilmiş bir isim. Çünkü rücu etmekten gelen bir isim. Aslında rücu eden, aslında dönen. Zaten o aslında dönüşün bir anlamda hikayesi. Ee, bu anlamda da bir seyri sürük hikayesi diyebiliriz hmm. tasavvuf ıslahı bakımından. Ee, ama şu var. Ee, şeyden yani Kullanılan doneler e, o işte Budizm, hinduizm gibi disiplinlerden devşirilerek bizim amak hayalin içine girmiş. E, o yüzden çok yabancı gelmiyor. Mesela bir nifak cadı dediğinde, bir muhabbet pehlivan dediğinde bizim kullandığımız kelimeler bunlar. Nifak, cadı, muhabbet çok gelmiyor ama aslında onun alt tabanında e, özellikle mecusülikteki işte e, Hülmüs, ehremen. Bunların başı baş iblisleri veya meleklerinin günümüz Türkçesine aktarılmış hali aslında temel olarak. ama biz de biraz daha İslamlaşmış, biraz daha Müslümanlaşmış olarak kitapta yer almış. O zaman hazır siz bunu söylemişken bu eseri eline alıp okuyacak insanlar sizin daha önce söylediğiniz gibi bir tasavvuf eseri okuyorum düşüncesiyle Hı -hı. okumasınlar muhakkak çok ya görecekler ama külliyen bir tasavvuf eseri olur tabii. Yani ki. farklı inanışlardan da etkilenmiş, beslenmiş bir metin olarak aslında değerlendirsinler. Şöyle diyelim, şöyle bağlayalım. Temelinde aslında vahdet-i vücut görüşü üzerinde anlatılanlar. Zaten bu görüş yani şey yani oradan alındığı gibi olmasın ama hikmet dediğimiz o üst çatıda zaten her disiplinde var. Kendini bulmak, kendini aramak, aslına dönmek. Biz de buna miraç denir, diğer tarafta nirvana. Yani bu üst hikmet çatısında bakmış. O yüzden ben şunu söylüyorum, saf bir yani Anadolu ifanıyla yoğrulmuş bir tasavvuf eseri değil. Hmm. Ama e, diğer felsefelerin disiplinlerinden de buraya uygun olanları devşirerek kitabında yer vermiş. Bunu da şöyle diyorum, zaten felsefe müderrisi tarihünde, bu da normal. O tarafı hmm. biliyor ve bunları kullanması da o dönem için normal olabilir. Biz o zaman hazır işin teknik kısmına girmişken eee Ahmet Hilmi'nin sona dair konuları seven insanların okumaktan keyif alacağı bir eser diye evet. tanımladığı Amak Hayal'in Türkiye edebiyatında özel ve ayrıcalıklı yanı nedir diyeyim ben size. Bu son kurduğumuz cümleler aslında biraz da onun cevabı. Bu iki tarafı böyle cem edip bir kitapta buluşturması. Bir de bizim edebiyatımızda bu hususta ilk deneme. Çünkü benim bildiğim devamı da yok. Tam onu diyecektim. <laughs> yani ilk deneme ama devamı var mı? Evet. Devamı da yok. Belki bizim e, topraklarımızda bu kadar sahiplenmesinin, sahiplenilmesinin sebebi de bu. İlk olması. Hı hı. Ve bizden görülmüş. Ve bizden görüldüğü için, ilk olduğu için de sahiplenilmiş. Çok daha kuvvetli metinler var ama mesela Mantıkul Tayyip. Yani ama işte ona bir Anadolu edebiyatı evet, diyebilir miyiz? diyemiyoruz, diyemiyoruz. o anlamda. Ee, ama yani İslam çatısı altında evet bizim eserimiz. Ama özellikle e, bölgesel veya bir millet olarak edebiyat deneniz de olmayabilir. O hı hı. konuda bir şey diyemem. Ben çok o ayrıma girmiyorum kendi bakış açımdan. Hı hı. Ama e, dediğim gibi mesela e, dediğim gibi rüya mefhumu, ayna metaforu ve diğerleri bunlar Anadolu irfanının her yerinde kullanılmış metaforlar ve olgular. Yani ayna metaforu bizim için önemlidir, rüya önemlidir. Ee, mesela çok basit bir örnek verirsek, bu kitabı okuduğunda bir insanın en azından bizim ön sözümüzle birlikte şunu kazanırsa benim için yeterlidir. Mesela bir baba oğluna bir şey yapmaması konusunda yasak koyuyor. Hı. Çünkü bunu yapma. Çocuk ya yapmaya devam ediyor. Tekrar uyarıyor ya baba yapma. Ve bu yapmanın ses tonu yavaş yavaş yaptıkça artıyor. Tam ona bir şeyler söyleme veya kızma teşebbüsünde bulunduğu anda aklına şu gelmelidir. Oğlunun sana olan durumuyla senin hakkı olan durumun aynı. O da yapma diyor, sen yapıyorsun. Şimdi nasıl muamele görmek istiyorsan öyle, öyle muamele et. et. En azından yani ön sözde bunun gibi örneklerle zenginleştirmeye çalıştık. En azından bunu bile alsa kendi hayatında kızdığı şeylere kızmayacak. Hı. Hakaret ettiği insanlara hakaret etmeyecek. En azından bakış açısı değişecek. Evet, kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa öyle davranacak. Çünkü yani otorite kendisi, güç kendisinde. Karşısında bir çocuk var. Ona bağırma, çağırma her türlü kudrete sahip. Hı hı. Ama işte kendisi de hak karşısında o durumda. E, o yüzden nasıl muamele görmek istiyorsan öyle muamele et. Çok basit bir kriter. E, bunlar e, tabii bir daha birçok örnek. E, kişi kendinde bunun antrenmanını ilk önce yapması gerekiyor. Bu bilgiler kulaktan girdiği zaman bunu anladım yok antrenman devamlı. Aynen bir futbolcu gibi bir e, ağırlık sporuyla ilgilenen birisi gibi devamlı antrenman halinde devamlı uyanık olması gerekiyor. Gibi. Malumunuzdur mümin uyanık olur. Şimdi tabi uyanık değil. Hmm. Devamlı uyanık. E, bu ben de e, bu eseri hazırlarken bu manada e, en azından kendi içimde e, büyük ibretler aldım. Evet. Elinize sağlık. Özellikle bu dip notlarıyla birlikte e, nasıl diyelim işte bir kitap alırken bir lügat almış. İşte bu ek bilgilerle birlikte o bilgileri de beraberinde almış şanslı okuyucu olacak. Evet. Ya mesela çok ufak bir iki örnek vereyim. Mesela ben de okurken heyecanlandığım yerler oldu. Mesela okuyan, okuyanlar görecekleri, Aynalı Baba devamlı bir kahve pişirir hmm. e, racinin yanında. E, şimdi dedik ya, Ağrısıya tarikatına mensup. Arusya tarikatı Şazeli tarikatının bir kolu. E, Hasan Şazeli de kahvecilerin piri olarak bilinir. Yani bunu gördüğünüzde e, Aynalı Baba'nın niye devamlı bir kahve içme iştigalli olduğunu en azından bir bağlantısını görebiliyorsunuz. Hmm. Veya, işte e, Aynalı Baba işte herhalde zannediyorsan Malatya'da Aynı Ali e, Efendi diye. Manisa'da, Manisa'da. Manisa'da, Manisa'da yani. pardon. Yani 15 ve 16. yüzyıllarda gibi Bektaşi Şeyhi. Mesela bunu da ben Fukas kitaptaki Fatih Altu güzel hmm. bir nükteyi yakalamış. Ben de kendisinin ismini zikrederek aldım ama mesela Aynalı Baba Aynı Ali. Aynalı hmm. aynı güzel bir seçme benzeşmesi. Mesela gerçekten de o zatla alakalı bir durum olabilir. Bilemiyoruz ama bu nüktelerle birlikte, bu dipnotlarla birlikte kitap daha bir zengin ve güzelleşiyor. O zaman e, benim tercih ettiğim bir şey vardır. İşte bir film seyredeceğim zaman, işte bir eser okuyacağım zaman, kendini böyle hatta bir şey dinleyeceğim zaman kendini hemen teslim etsin istemem. Ha, ha. Biraz beni zorlasın. Evet. Biraz sırlı olsun. Araştırmak evet. mecburiyetinde kalayım, anlamak evet. için zorlanayım falan. Hı -hı. Bu eseri okumak için insanların bir nedeni daha var. Çünkü kendini böyle hemen teslim etmiyor. Uh -huh. Biraz düşünmeniz, sorgulamanız, araştırma yapmanız, bilmeniz uh -huh. gerekiyor. Efendim seyircilerimize buradan böyle bir eser okumaya hazırsanız hiç zaman kaybetmeyin. Ketebe yayınlarından raflarda yerini alan Amak Hayali size tanıtıyoruz. Ben keşfedeceğim diye e, istiyorlarsa dipnot bölümüne bir kağıt kapatarak hmm. e, kendi keşiflerini sağlayabilirler. Bilgi evet. tamam. evet. Ben daha ziyade önceki e, o neşirlerden istifade ettiğim evet, için evet. orada ciddi ciddi dedektif gibi çalışmanız lazım. O da bir de çok eksik hikaye var. İşte Ve bölüm var. Peki hocam hazır dinleme, seyretme, Hı -hı. okuma dedim. Hı -hı. Ne tavsiye edersiniz? Dinlemelik, seyretmelik, okumalık. Valla hocam benim edebiyatıma edebiyata bakış açımı değiştiren hatta bu mesleğe girmeme sebep olan bir roman var. Rafet Elçi'den Şair romanı. Okumayanlar mutlaka okusun. Bir kez daha alabilir miyiz adını? Rafet Elçin'in şair romanı. Rafet Elçin. Elçi. Elçi. Evet Elçi. Elçi. Şair romanı. Ee, i̇yi bir roman okuyacaklarına e, garanti veriyorum buradan. E, ben bu arada Düğün filmini izledim. Hı. Gerçekten beğendim. Düğün. Evet Düğün. Artık nasıl telaffuz ediliyor tam bilmiyorum ama e, beğendim. Bu Dune diye yazılan. Evet evet romandan ha, uyarlama. Efendim Dune diye yazdığınız zaman... Evet, evet. çıkacaktır. çıkacaktır. Ee, ve dinleti olarak... Yani Sedat Anar'ın... Santrunu dinleyebilirler. Ben de bu aralar dinliyorum. Gayet gerekli. Ne güzel. Sedat Anar'a da buradan evet. bin selam. Sevgi muhabbet. Olsun. Evet. Sağ olsun. Ya Mustafa Hocam ne iyi ettiniz. Estağfurullah. Yani bunu canı gönülden söylüyorum. Hı -hı. amak hayalin... Yani Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin... E, dediğim gibi yani bu eserini şöyle bir çekip çevirecek, bir toparlayacak, yanlışlarından, hatalarından hatta müdahaleleri müdahalelerden arındıracak birine ihtiyaç vardı. Vesile oldunuz bu eserin bizimle buluşmasına. Eksik olmayın. Bize de vesile olanlara teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Efendim ben de hazır hocam işte okumalık bir kitap tavsiye etti. Canı gönülden tavsiye ediyorum. Ketebe yayınlarından raflardaki yerini alan ve Mustafa Aksu tabii ki Hı. hazırlaması ve sunumuyla. Hı. Ön söz çok kıymetli bu arada onu da söyleyeyim. Hı. Hı. Efendim A.M.K. Hayalşehir Benderzade Filiberi Ahmet Hilmi'nin eseri. Bugün de Ketebe'nin sonuna geldik. Yeni bir Ketebe'de görüşünceye de kitap kokusunun hiç eksik olmadığı bir hayat diliyorum. Hoşçakalınız.